Herkese tekrardan selamlar. Bugün Windows 10 mu, Windows 11 mi? Bunun hakkında konuşacağız. Geçiş yapmalı mıyız? Kimler kalmalı, kimler geçmeli? Hangi işle uğraşanlar bunlara geçmeli? Bu soruların hepsini bu videoda arkadaşlar cevaplayacağım. Siz de zaten istiyordunuz. Ben de video takvimine buna ekledim ve bugün bu konu hakkında konuşacağız. Ve en önemlisi sadece benim videomu izlemekle kalmayın bu konuda. Milletin kullanıcı deneyimlerine bir bakın. Neler yaşamışlar gibisinden. Mesela bir yazılım mühendisiyle uğraşan Windows 11'de nasıl bir deneyim almış bunu forumlara falan girerek bakabilirsiniz. Örnek vereyim Teknopat donanım arşivi bir forum veya donanım haber forumlarına girerek bakabilirsiniz. Veya normal gündelik bir ev kullanıcısı ne yaşamış gibi Bunlara detaylı olarak bakabilirsiniz. Sadece benim videomla yetinmeyin. Şimdi ben de zaten ilk olarak kendi kullanıcı deneyimlerinden bahsedeceğim. Şimdi ben arkadaşlar Windows 11'i desteklenmeyen bir PC'ye kurdum. Yani iki satır kod silerek bildiğiniz gibi o TPM 2.0'ı da GPU'yu kontrol eden Yonga'yı da atlatarak Windows 11'i kurabiliyorsunuz. Tabii ki desteklenmeyen PC'ye bir optimizasyon yapılmak gibi bir söz konusu yok. O yüzden size şöyle söyleyeyim. Başlat menüsü mesela Windows tuşuna basarak açıyorum. 20 frame falan geliyor. Yani 20 kare geliyor. Çok yavaş yavaş dona dona böyle geliyor. Tabi bu desteklenmeyen bir PC'ye kurduğum için kesinlikle başka açıklaması olamaz bunun. Her neyse onun haricinde genel olarak desteklenmeyen bir PC'de de gayet iyi kullanılıyor. Yani arayüz çok akıcı olmasa da ara ara donmalar olsa da bu, ki bu Windows 11'in sonu değil. Windows 11'i desteklenmeyen bir PC'ye kurmamın sonucu. Google Chrome gibi Windows'un ayarları gibi falan filan çok çeşitli özellikler var. Şimdi şu iş tarafından başlayalım. Bir kez sizin işinizdeki yani kullandığınız o iş programı neyse o Windows 11 destekliyorsa kesinlikle Windows 11 kurun çünkü memnun kalacaksınız. Windows 11 aslında macOS'a benzetilmeye çalışmış bir işletim sistemi. Forumlarda falan ne kadar ben de giyini çevirsem de o süre yanımın ya muhteşem değişimi gibi. Öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü teknik yapında bir kısmı değişmiş durumda. Örneğin VBS'yi denilen çok güzel bir güvenlik ve sürücü şey getirilmiş Windows 11'e. Desteği mi diyeyim? Desteği getirmiş. İlk, ol, önce bunu da gömmüşlerdi bu VBS'yi. Oyun performansını düşüyor diye ki ben de o dönemde Teknobat'ta onun hakkında bir yazı yazmıştım. Oyun performansına etki ediyor diye özellikle rekabetçi oynarda fakat sonradan onu düzelttiler ki bir iki yabancı kanalın videosuna bakarsanız da bu VBS kapatmanızın anlamı yok. VBS'ye şöyle bakacak olsak temiz bir kurulumla yapanlar için VBS açık bir şekilde geliyor. Fakat siz update aracılığıyla Windows 10'dan 11'e geçmişsiniz VBS kapalı bir şekilde geliyor. Eğer öyleyse açabilirsiniz. Şu an oyun performansına herhangi bir şekilde bir etkisi yok. Hatta bazı oyunlarda 1-2 FPS daha fazla da alabilirsiniz. Diğer ve en önemli bir konuda o Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimin geçirdiğimiz dediği işte o geyik hakkında konuşacağım. Bildiğiniz MacOS'a benzemiş. Temalar falan acayip değişmiş. Şimdi temalara bakacaksak logo eskiden soldan veya sağdan gözükürken artık tam ortadan gözüküyor. Örneğin görev çubuğunda çalışan bir uygulamayı artık altında küçücük bir böyle dairemsi bir şeyle görüyoruz. Eskiden öyle sarı yanıyordu ya komple logo. Artık öyle bir çirkinlik yok. Gayet sade bir arayüz tasarladıklarını söyleyebilirim ben. Bu arayüzün haricinde peki Windows 10'da olup Windows 11'de olmayan ne var? Şöyle söyleyeyim. Windows 11 ilk veya ikinci büyük güncellemesini gerçekleştirecek yakında. Windows 11 22H2 sürümü çıkacak. Bu sürümle beraber örneğin görev yöneticisinin arayüzü çok güzel bir değişime uğradı. Zaten ekranda koyarım ben bu anlattığım şeylerin resimlerini. Mesela o sürümle birlikte Windows 11 22H2 ile birlikte görev yöneticisi gerçekten çok güzel bir hal almış. Siyahlıklar var yani aynı bir MSI Control Center gibi bir hal aldığını söyleyebilirim ben. Windows 11'in 22H2 sürümüyle beraber ki gelecek zaten. Şu an bir Windows ondan çok fark yok özellikle pencerelerin köşeleri yuvar, yuvarlatılmış öyle keskin değil artık pencerelerin köşeleri örneğin yani tasarım açısından gerçekten güzel yeneler var fakat bizim Deneyimimiz için çok sorunsuz bir Windows olması lazım değil mi? Bu konuda da çoğu kişi bana katılmasa da bence gayet sorunsuz bir deneyim yaşıyor. Yani ben desteklenmeyen PC'ye kurduğumda akıcılık kaç hiçbir sorunla karşılaştırmam. Yok o başlatlamadı yok şu başlatlamadığıyla karşılaştırmadım. Ve 22H2 ile gelecek bir şeyden daha bahsedeyim. Şu an aklıma geliyor. Metin falan yazmadım bu video. Clip Camp diye bir video düzenleme programını satın almış Windows. Artık Windows 10 22H2 ile birlikte bu yüklü gelecek ve ücretsiz gelecek. Yani bunu söyleyebilirim. Windows'un da aslında 3 parti bir yazılımı satın almasıyla beraber kendi içinde bir video düzenleyicisi oldum. Şahsen Windows 11 bir bilgisayarsam kullanmayacağım bir program değil. Zaten benim editlerim çok büyük bir edit falan gereksinmiyor. Ben genellikle 10-15 dakikalık videoların editlerini 1-2 saat uğraşarak ya yani maksimum 4 saat uğraşarak bitiriyorum. Dinlenerek tabii ki. Ondan sonra 22H2 ile birlikte görev çubuğuna sabitleme özelliği geliyor. Şu görev çubuğuna sabitleyip yani görev çubuğuna sürükleyip sabitleyemiyordunuz uygulamalara. O gelmiş. Windows 11'in azıcık daha yeniliklerinden bahsedecek olacak. Tema konusundan azıcık daha devam edip sonra tamamen teknik tarafa geçeceğim. Mesela eskiden görev çubuğunda soldan sağa doğru bir dizilim olurken artık hepsi ortada diziliyor. Onu ne sola ne sağa oynatamıyorsunuz. Başlat simgesi falan. Çok daha sade bir arayüzün olduğunu söyleyebilirim. Ha şöyle söyleyeyim. MacOS kadar basit bir işletim sistemi. Bunu iyi anlamda söylüyorum bu arada. Hayır arkadaşlar basit bir işletim sistemi değil. Siz babaannenize bir, bir bilgisayar satın alacaksanız MacOS çok rahatlıkla kullanırken Windows rahatlıkla kullanamaz. Bunu ben açık açık söylüyorum. MacOS çünkü çok gerçekten sade bir aynı Linux gibi yani Linuxçular kızabilir şimdi. Ne alakası var ya diyebilir. Yani arayüz olarak Linux'un Elementary olsunun çok benziyor mesela MacOS. Aynı anda Windows 11'de sanki Linux Mint'a e benziyor gibi böyle diyeceğim ama yani tam olmadı. Bu muhabbet buraya olmadı. Boş verin. Ha, yani nerede kalmıştık? Teknik tarafından bahsedecektik. Şimdi teknik tarafını ben başlayacağım fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin elinizde Windows 11 bir PC varsa yani Windows 11 destekleyen bir bilgisayar varsa siz kesinlikle Windows 11'e geçin bu saatten sonra. Eğer kullandığınız programlar da Windows 11'e uyumluysa kesinlikle geçin. Çünkü oyunlar için şunu söyleyeyim. Windows 11'de neredeyse tüm oyunlar sistemdeki en azından tüm oyunlar diyeyim. Böyle korsan borsan içine çok girmek istemiyorum. Windows 10'daki işte Steam'deki tüm oyunlar Windows 11'de bir 10 FPS falan daha fazla ile çalışıyor. Hatta rekabetçi oyunlarda bu daha da artabilir. O yüzden FPS konusunda Windows 11'e muhakkak geçin arkadaşlar. Bundan sakın mahrum kalmayın. Yani işte Windows 10 daha stabil falan gibi düşünmeyin. Windows 11 e geçebilirsiniz. Bunu söylüyorum. Teknik tarafa gelince de azıcık teknik taraftan bahsedelim. Windows 11'in minimum kurulması için ne gerekli gerekti de O benim dediğim iki satır kod silerek bu işlemi yapmayacaksanız ki yapmayın önermiyorum. Ben de sonradan Windows 10'a geri döndüm ki ben 4-5 ay Windows 11 kullandım öyle. Yani rahat da kullanabildim. O kadar rahat olmazsa da Windows 10'a geçmezdim. Yani geçme nedenim ne derseniz siz ya bazı eklentiler çalışmıyordu diyeyim. Mesela benim YouTube'da kullandığım Videl Q programı çalışmıyordu Windows 11 tarafında adam akıllı. Ben de Geçiş yaptım her neyse. Teknik tarafı da kalmıştık. Minimum 6. nesil bir Intel işlemci istiyor arkadaşlar. Minimum 6. nesil bir Intel işlemci istiyor. Windows 11 bu tarafta. Yeni Celeron işlemciler de ama Windows 11'e kurulabiliyor kurulabiliyor. Ben açıklamalar kısmına tam liste desteklenen tüm işlemcileri kopyala yapıştır yapacağım. Onun haricinde TPM 2.0 güvenlik yongası istiyor. Bunu BIOS'tan aktif edebilirsiniz. Bazı bilgisayarlarda bu BIOS'tan aktif edilmediği sürece kurulmuyor. BIOS'tan aktif edebilirsiniz. İnternette zaten dolu videosu var. 4 GB RAM istiyor. Minimumda 9 inç ekran istiyor. Yani sistem gereksinimleri açısından gayet yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle işlemci tarafında sistem gereksinimleri çok yüksek ya. Bunu azıcık optimize edin. Yani severon, yani şöyle söyleyeyim ben iki satır kod silerek desteklenme bir işletim sistemi dediğim gibi 20-30 frame böyle bir arayüzün azıcık böyle ile kullanabildim. Yani hele bunları desteklese yani optimizasyon yapsa kullanılmayacak gibi değil ki. Mesela ben olsam şöyle bir şart koşardım. SSD'si satan Windows 11 kurmasın. Bu gerçekten mantıklı çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Windows 11 hard disk kullanıcıları için ki artık beni izleyen kaç kişi hard disk kullanıyor? Ben bile SSD'ye geçtim. Yani SSD ucuz bir şey arkadaşlar. 300 lira verip minimum 240 GB bir SSD alabilirsiniz artık. kesinlikle alın SSD'niz yoksa. Çok büyük fark var. Böyle RAM falan filan arttırayım demeyin. Direkt gidin SSD alın hard diskiniz varsa. Dediğim gibi yani bunu bence sağlamalılar. Hard disk kullanan hiç kimse Windows 11'e geçemezsin. Zaten Windows 10 o kadar hard diskle yavaş çalışıyor. Kaç senedir ben öyle kullandım. Şu anda da Windows 11 en az o kadar hard diskle yavaş çalışıyor. O yüzden muhakkak bir SSD bence şartının getirilmesi lazım Windows 11'e. Çünkü birçok özelliği doğru çalışmıyor veya çok hantal çalışıyor. O yüzden bana soracak olursa Microsoft Intel işlemcini bu kadar şey yapacağına, gereksin bu kadar açan gidip bir SSD gereksinimi getirseydik keşke. Her neyse son konuşmayı da yapıp kapatacağım. Kısaca temel olarak yenilenmiş bir işletim sistemi var. Altyapı olarak da yine yenilenmiş bir işletim sistemi var ve geçeceği büyük güncelleme ile Windows 10'da olmayıp örneğin Clipcamp gibi görev yöneticisinin güzelleşmesi gibi daha bir kontrol center havası vermesi gibi özellikler Windows 11'de görebileceğiniz. Ve zaten size şunu söyleyeceğim. Windows 11'e temiz kurulumuna geçmeyin ilk olarak. İlk olarak ondan 11'e geçin. Yani update aracılığıyla Windows 10 güncelleştirme yardımcısıyla geçin. Beğenmezseniz çünkü geri dönme imkanınız var. Beğendiniz diyelim böyle 1 2 ay kullandınız. Bu arada bu geçişle VBS'nin kapalı olacağını unutmayın. VBS bu geçişle kapalı oluyor. Beğendiniz diyelim temiz kurulum yapıp yani Windows silip VBS'de aktif hale getirilip yani otomatik olarak temiz kurulum yapınca zaten aktif hale getiriliyor. Kullanabilirsiniz. Bana soracak olsan şu an elinde Windows 11 destekleyen bir PC olsa ne yapardın dediğinizde veya laptop olsa ne yapardın? dediğinizde Windows 11 kullanırım. Windows 10'a bakmam bile. Çünkü benim kullandığım uygulamanın Windows 11 ile herhangi bir şekilde bir sıkıntısı yok. Arayüz sorunları da zaten neredeyse yok denecek kadar yaz. Ha, alt altyapı sorunları Windows 10'da olduğu gibi Windows 11'de de neredeyse aynı sorunlar var. Örneğin Windows 11 Media Player veya ne bileyim işte kendi oynatıcısının başlatılamaması gibi sorunlar hala var. Windows 10'da da karşılaşınca gidip görev yöneticisine görevini sonlandır gibi saçma bir çözüm var. Görevini sonlandırıyorsunuz. Program kapanıyor. Siz tekrar açınca açıyor bu sefer. Gibi saçma şeyler var dediğim gibi. Yani daha fazla anlatmayacağım. Dediğim gibi kendiniz deneyin burada. Ben burada çok bir şey anlatmayı zaten istemiyordum. Yani bu video çekmek istiyorum ama en önemlisi bu videonun en önemlisi kendin kullan. Kendinizin kullanmadığı bir şeye kullanıcı yorumlarına ve özellikle teknik özelliklerine bakıp Arkadaşlar o işletim sistemini geçmeyin. Bir kendiniz kullanın. Çünkü bu ne insider sürümü yani öyle çok hatalarla buglarla dolu ne geliştirici sürümü ne de böyle kıyıda köşede kalmıştı da alfa versiyonu gelmiş bir sistem değil. Tam sürümü çıkmış güncellemelerini almış. Minimal olsa da hatalarla karşılaşacağınız bir işletim sistemi. Kendiniz geçin şu an hiçbir sorun yok. Eskisine veya beğenmezseniz direkt Windows 10'a zaten geri döndürebilirsiniz dediğim gibi güncelleştirme yardımcısıyla. Kendiniz bir deneyin. Kullanıcı deneyimlerine bakın ama gene. Ama teknik özelliklerini boş O teknik altyapı falan okumayın. Çünkü en önemlisi kullanıcı deneyimi ve bundan da önemlisi sizin kullanmanız, kullanıcı deneyimlerinde bir noktadan sonra sallamanız lazım. Videonun ana dediğim gibi şeyi. Videonun ana şeyi kendin kullan. Kendin dene. Seversen geç sevmezsen boş ver. Ha, bana sorulursa ben geçme taraftarıyım. Sakın ola ki 2025'e kadar Windows 10'un desteğinin biteceği tarih olan 2025'e kadar Windows 11'e geçmeyin. Artık 1-2 yıla mutlaka geçin. Mutlaka da zaten seveceksinizdir. Eğer zaten hayatınızda MacOS gibi bir işletim sistemi kullandıysanız Windows 11'de görsel olarak seveceksinizdir demektir. Bu video benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Yorum yazarsanız da sevinirim. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz gerçekten çok merak ediyorum. Abone falan olmayın boş verin yorum yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın.